Evet arkadaşlar, yeni bir YouTube videosu da birlikteyiz. Sizin için çıkmış bütün Future Stars kartlarını tek tek inceleyeceğim. O paraya eder mi? Oraya koyabilir miyiz? Hani mantıklı mı? Hangileri alınabilir? Hangileri fiyat performans olarak en iyisi? Onları belirteceğiz. Evet, ufaktan başlayalım. Takım burada. Şimdi Footbin'e girip tek tek inceleyeceğiz hepsini. Şuradan Footbin'den Future Stars seçtiğinizde ulaşabiliyorsunuz bu kartlara. Tek tek başlayacağım. Sonra da Martin Odegaard'ı inceleyeceğiz. En son bir SBC key'ine bakacağım. Bir de en son Odegaard'ın görevini anlatacağım size. Şimdi bir numaralı kart. Bu arada inanılmaz bir kart çıkarttık. Dehşet bir Future Stars kartı çıkarttık. İzlemediyseniz videoyu yukarıya bırakıyorum. Sonra izleyebilirsiniz video bittikten sonra. Bununla birlikte arkadaşlar bütün sosyal medya hesaplarım açıklamalarda var. Bana destek olmak isteyen arkadaşlarımız için de Patreon linkini bırakıyorum. Orada paketler var. 3 tane paketimiz var. Hepsinin farklı ayrıcalıkları var. İşte Discord kanalları, izleyicilerle oyunlar, birebir derslere kadar çıkan 3 ayrı paketimiz var. Açıklamalardan Patreon linkine de bakabilirsiniz. Onun da adı Time Bandit. Patreon Time Bandit. Patreon üzerinden ödemek istemiyorum diyen bir arkadaşımız vardı. Hani işte o başka şeyleri de alıyoruz. Hani havale gibi ödeme yönteminde kabul ediyoruz diyelim. Evet, ufaktan videoya geçelim artık. Joao Felix. İyi kart. Bayağı iyi kart. Yani şu düşündürüyor. Sadece bunu düşündürmesinin sebebi de yani 2.6 milyonluk bir kart olması. Şu 86. Burası çok iyi. Burası çok iyi. Şu da çok iyi. Bu da gayet yeterli. Ortası yeterli. Uzun pası kötü ama çok sorun değil. Kör gayet iyi. Şut gayet iyi. Kusursuz bir kart arkadaşlar. Yani büyük ihtimalle en iyi kart. Paketteki çok komple bir oyuncu. Kale önünde veya 10 numara pozisyonda oynatmanızı tavsiye ediyorum. Hunter basabilirsiniz. Hunter mantıklı gibi duruyor. Joao Felix yani gerçekten durdurulamaz bir kart. Çok üstünde konuşmaya gerek yok. Zaten gücü yeten herkes alabilir bence. Ha ama dersen ki abi hani tamam iyi kart da yani Cruyff'ten iyi mi diye sorarsan mesela 400k var aralarında sadece. Daha çok statı var ama yani Cruyff büyük ihtimalle daha iyidir. Ya da hadi 89'luk daha yakın galiba fiyat olarak. Şöyle bakalım. Şunu çıkaralım. Tabii ki arada ciddi bir şey fark var ama bakın daha hızlı. Hoş dengeliyor biraz ama ne bileyim acceleration çok önemli bence. Yani aslında baktığınız olarak da Cruyff'ten iyi özellikleri bilmiyorum arkadaşlar ya. Büyük ihtimalle hak ediyordur. Bence gayet güzel bir kart diyelim. Devam edelim. Rodrigo 1.3 milyonluk bir arkadaş. Şimdi şunlar çok iyi. Çok iyi. Bu da çok iyi. 3 weak foot kötü ne yazık ki ama yani çok da kötü değil kanat için. Uçuyor. Dribblingi çok iyi. Staminası 99. Kesinlikle bir şans verilebilir. Bence kesinlikle güzel olabilecek bir kat. Lose. Kaybetmenin de L'si. L. Güzel de bir resmi var. Bence denenebilir bir kart. Gayet güzel. Salah'la özdeşleştirmek lazım bu kartı da. Şöyle bir Salah'la bir bakalım hızlıca. Headliner Salah'la eşleştiriyorum bu kartı da. Şimdi Salah bir tık daha hızlı. Finishing'ler çok yakın. Paslarda Salah bir tık daha iyi. Dribbling'de daha iyi şey. Rodrigo. Yani denk bir kart gördüğünüz gibi. Salah tabi upgrade alacak. Yani 1 milyon 1.3 milyon bandı bence kötü değil Rodrigo için. Bir şans verilebilir kadronuza da uyuyorsa. Neden olmasın? Şimdi en çok tartışılan adamlardan biri. Sandro Tonali. Şimdi kart çok iyi. Kartla ilgili şu inanılmaz iyi bir şey. 4 medium attack, high defense gayet iyi. Bakın 94 strength'i var. Ya bu kart bence tamamdır ya. Bu kart kullanılmalı. Bu karta büyük ihtimalle Hunter basıp oynanmalı yani. Aslında var ya uf bırak Hunter'ı da. Şuna baksanıza 91 CDM oluyor. Shadow'da. Bu da bayağı iyiymiş. 94, 91, 96. Yani bayağı iyi bir kart. Bence güzel. Çok fazla da para değil. İnanın yani. Böyle kaliteli orta saha bulmak çok zor bugünlerde. Yani neyle kıyaslanır bu kartta? Bence çok kolay kolay bir şeyle kıyaslanamaz. Çok komple çünkü. Yani şu değerler kolay kolay herkese vurabileceğiniz değerler değil. Vieira tarzı ama çok iyi. Bence kesinlikle denenmesi gereken en iyi kartlardan birisi Sandro Tonali.
Mason Greenwood, olay adam. 3 skill move'u çok tartışıldı. 5 weak foot çok iyi. Şimdi şöyle santrafor oynatacağınız için konuşuyorum bunu. Kanatta yeteri kadar hızlı değil bence. Şimdi iyi bitiriş, iyi finishing, iyi acceleration, iyi sprint speed yeterli. İyi değil de yeterli diyeyim. 5 weak foot önemli. Şimdi bu kartın benim için Hyungmin Son'dan bir tık daha iyi olduğunu düşünürsek kıyaslanacağı adam şudur. Aa, yanlış yaptık, pardon. Özellikle çoğu kartı böyle bir muadili bir kartla kıyaslıyorum ki anlamanız açısından. Şimdi Douglas'ın ikon olup herkese bağ yapabildiğini unutmayın. Evet. Hızları aynı. Eşit diyorum. Bitirişler çok yakın. Şut pozisyonu da çok yakın. Pası daha iyi. Long pası çok daha iyi Greenwood'un. Şimdi burası kritik. Agility de burası daha iyi. Burada burası daha iyi. Bunlar eşit. Yani dribbling de eşit gibi. Kart birebir. Bakayım bir dakika. Burayı geç. Strength. İşte bak. Burada farkı koyuyor. Hem stamina hem strength de daha iyi. Mason Greenwood büyük ihtimalle daha iyi bir kart. İkisinde 5 weak foot olduğunu düşünürsek. O yüzden Mason Greenwood'un bu fiyata gitmesini ve 1.300'e gidiyordu. Sonra price range güncellemesi geldi. 2.300'e çıkarıldı. Bunu ben hak ettiğini düşünüyorum için aslında. Keşke bir skill move alsaydı. Keşke ama yok. Çok da sorun değil. Boy da 1.87. Bence kesinlikle şans verilmesi gereken bir kart. Hyungmin Son'un bir tık üstü. Premier Lig'in en iyi santraforu konumunda şu an. İkonlarda da herkesin aşık olduğu. Benim de çok sevdiğim Kenny Dalglish'ten de bir tık daha iyi gözüküyor diyebilirim sizin için. Mason Greenwood için. Şimdi gelelim Gabriel Martinelli. En çok tartışılan adam. Abi Martinelli, abi Martinelli. Şimdi bu kart niye tartışılıyor? Kesinlikle hızlı, driplingi, şutu ve yüzünden tartışılmıyor. Bu kart pası ve 3 skill'ı 3 weak foot olması üzerinden tartışılıyor. Staminası da çok iyi. Uzun da bir kart. 1.80. Bu karta ben bir şans verilmesi gerektiğini şiddetle düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar bakın. Hız tamam. Dripling tamam. Gayet tamam. Ya boya göre 87 balans çok iyi bu arada. Reactions Composure'un düşük olması korkutucu mu? Korkutucu ama yani bu kartla sanki böyle şey yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Short pass'ı yeterli çünkü. Ne böyle uzun kanattan orta yapma ya da ne böyle girip 10 kişiyi çalımlayıp gol atma. Bu kartla yapmanız gereken topu kenardan alıp içeriye kırıp şöyle bir dribblingle geçip pası çıkarmak sanki. Ya da daha böyle buluştuğu pozisyonları bitirmek. Tersten gelen topları bitirmesi diyebilirim. Bence güzel bir kart. Bu para bu kart için az bence arkadaşlar. Bunu da şahsen söylemem lazım diyebiliriz. Şimdi Dominguez şut dışında her şeyi komple paket sunuyor size. İnanılmaz bir pası var. Şutu salıyorum dediğim gibi. Hızı gayet iyi. Dribbling özellikleri hiç fena değil. Composure ve reactions dışında savunması da gerçekten çok iyi. Kartın sıkıntısı da yok gibi. Sadece sıkıntısı şu bence. Böyle şut olmayan oyuncuların hay hay oynamasını istemezsiniz. Çünkü durmadan hücuma çıktığı zaman ve hücumda bir şey veremediği zaman geri dönüşlerde sıkıntı yaşıyor bu kartlar. Ama bence 445K'ya İtalya Ligi severlerin gözdesi olabilecek bir kart diyebilirim onun için. Devam ediyoruz. Ozan Kabak, gururumuz, as bayrakları, aslan parçası. Çok güçlü, çok iyi zıplıyor. Stopper'de stamina çok önemli değil bence. Savunması gayet iyi. Driplingi şaşırtıcı derecede iyi. Kısa pası var. Bence inanılmaz bir kart. Hemen bir basıyorsunuz buraya gelip Shadow'u. 93 olduğu stoperle oynuyorsunuz. Kesinlikle iyi. Medium çok sorun yaratır mı? Yaratmaması lazım stoperde. Şahsi düşüncem 240K'ya bir soygun olduğu, kesinlikle Almanya Ligi ya da herhangi bir kadronuza uyuyorsa Ozan Kabak'ı kullanmanız, ki ben de test edeceğim. Videosu yakında gelecek Ozan Kabak'ın. Bunun da garantisini vereyim size, bir iki gün içinde gelir o da. Şimdi Mason Mount 10 numara pozisyonunda alternatif yaratabilecek mi Premier Lig'de? Bence evet. Ama işte yani şunu sevmiyorum. Bu arada bu çok iyi 10 numara pozisyonu için. Ama işte şunu bir türlü sevemedim 10 numarada. 3 skill move'u. 4 weak foot iyi de. Ya bir de spin speed çok önemli değil. 10 numara, bakın 10 numara oynatacağınızı varsayıyorum bu kartı. Pası çok iyi. Dribbling'i gayet iyi. Ya bence bu kart denenir ya. Bu karta bir şans verilmeli. Şöyle bir bakalım. Ya muadili de onun budur. 10 numara pozisyonda. Çok mu pahalı olur? Biraz pahalı. Fiyat olarak da yakın seçmeye çalışıyorum arkadaşlar. Mükemmel, bak aynı fiyata gidiyorlar. Hay Allah'ım ya. Şöyle bir bakalım hızlıca. Daha hızlı.
Finishing'i de daha iyi. Daha bakmama gerek yok. Cidden bu ikisine baktım yeterli yani. Kesinlikle Premier Lig'de yeni bir 10 numaranız var arkadaşlar. Hayırlı olsun diyebiliriz. Skemov'u sabrederseniz diyelim. Şimdi bu kartta en çok soru aldığım kartlar arasında hem Fransız olması hem de ucuz olmasıyla alakalı herhalde. Kötü balans. Hayvan gibi strength. Ortalamanın altı bir pas. Yeterli bir şey. 3 wicket. 150k biraz fazla gibi değil mi arkadaşlar sizce bu karta ya? Tamam, güzel komple bir şey sunuyor. Çok güçlü. Kim var öyle güçlü? Kim var böyle güçlü? Santrafor. Şu an aklıma biri gelmedi ama. Lautaro güçlü müydü ya? Ha bak. Ya Allah ne güzel buldum. Var ya, çok zeki adam. Bak. 88 fizikse 88 fizik. Dribbling ise dribbling. Şut ise şut. Pace ise pace. 4'e 4. 34. Abi hadi. Hadi abi ya. Hadi. Almayın o kartı. Bunu alın alacaksınız. Manyak kart. İyi kart bayağı harbiden. Boubacar Kamara. Ozan daha iyi. Net daha iyi Ozan. Net söyleyebilirim Ozan'ın daha iyi olduğunu. 3-3 Fransa liginiz varsa alabilirsiniz ama fena durmuyor ama 200k bence fazla. Ama Fransız da yani adam gibi. Yani mesela abi Fransa ligi kuruyorsan bile Fransız oyuncularla bağırlayın. Allah aşkına yani gidin Varan alın. Varan kaç ka? 165k abi git Varan al ya. Ne uğraşıyorsun? Lisandro Martinez yani özel bir şey kadronuz ihtiyacınız yoksa çok almanıza ihtiyacınız olan bir kart değil. Güzel duruyor komple bir kart ama hani hem bağlaması zor hem ülkesi zor. Yani ama 80k'ya uygun gözüküyor. Aarons, uzak durmanızı tavsiye ediyorum. 110k edeceğini sanmıyorum. Ettiğini de sanmıyorum ve düşünmüyorum. Diaby 90k. 2 büyük fut ben vermem. Şutu da yok zaten. Herhalde en kötü kart bu bence işlerinde. Geçiyorum hızlıca çok tartışmadan. Aşık oldum. Çok beğendim Emerson'u. Bayağı iyi. Kendim de kullandım Weekend Lig'de. 178k'nın uygun olduğunu düşünüyorum onun için. Bence gayet güzel bir kart. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz diyeyim Emerson'u. Moiskin SBC. Heh, gelelim Moiskin SBC'ye. 3 skill 3 weak foot sevmedim. Bunlar güzel. Fena değil. Strength güzel. Bu da güzel. Ama yani bir tık yavaş. Ne, gerek var mı arkadaşlar bilmiyorum ya. Hunter basmaktan başka çareniz yok zaten bu karta. Ya yani satılamaz da varsa ortalama bir Premier Lig kadronuz varsa yapabilirsiniz diyeyim. Şimdi Odegaard SBC yaptıkça güçleniyor arkadaşlar. Son haline bakacağım ben direkten. Şuradaki görevlere girip hepsini tek tek yapıyorsunuz. Zaten kolay görevler. Zorlayıcı bir görevi yok. Şimdi 93 pas çok iyi. 95 dribbling inanılmaz. Staminası 95 harika. 5 skill move çok iyi. Şutu yok. Yok şutu. Hızı da yeterli ama 3 weak foot. Yani şut çekmeyip sadece dribbling yapacaksanız ve Road to Glory hesabınız ya da böyle çok düşük bütçedeyseniz kesinlikle tavsiye ediyorum ama çok iyi oyuncuların ilk 11'ine gireceğini sanmıyorum diyelim arkadaşlar. Evet, son olarak da son bir sıralama yapmamız gerekiyorsa böyle en böyle sevdiğim 5 oyuncuyu seçmem gerekiyorsa Joao Felix'i alırım 1, Tonali'yi alırım 2, Mason Greenwood'u alırım 3, Ozan Kabak'ı alırım 4. Bahsettiğim sebepler fiyat şeyi ve ona bir şans vermen için de Martinelli alırım 5 diyelim. Bu kartlar benim için çok özel, çok önemli, çok güzel kartlar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Dediğim gibi Patreon üzerinden bana destek olabilirsiniz. Diğer ödeme yöntemlerini de kabul ediyorum, banka havalesi gibi. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için çok teşekkürler ve son olarak da iyi günler.